Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz karmaşık sayılar. Karmaşık sayılarda çok bir şey kalmadı zaten. Hem TYT'de hem de AYT'de çıkan basit ve çok kısa bir konu. Bakalım 10 dakika gibi kısa bir süre içerisinde bitirmeye çalışacağız. Arkadaşlar karesi eksi 1 olan sayıya biz imajiner sayı birimi diyoruz. İ karemiz eksi 1 veya i'miz kök eksi 1 şeklinde gösteriliyor. Z eşittir A artı B i biçiminde ifade edilen sayılara biz karmaşık sayı diyoruz. A ve B reel sayıların bir elemanı olacak. A kısmı bizim reel kısmımızdır. Reel parantez Z eşittir A biçiminde ifade edilir. B dediğimiz kısım ise sanal kısımdır. Bir diğer ismi imajiner kısım. O da imajiner Z eşittir B şeklinde ifade ediliyor. Bir karmaşık sayının eşleniği ne peki? Karmaşık sayımız zaten A artı B idi. B i idi. Eşleniği ise Z üstü A eksi B i biçiminde ifade ediliyor. Bir diğer bilmemiz gereken şey, reel katsayılı ikinci dereceden bir denklemde köklerden biri A artı B i ise diğeri A eksi B i'dir arkadaşlar. Notumuza bakalım şimdi. İ üzeri 1 bildiğiniz gibi i'dir. İ'nin karesi söylemiştik eksi 1'dir. İ üzeri 3'ü de biz i kare çarpı i şeklinde yazdığımız zaman şurası zaten eksi 1'di çarpı i'den eksi i'yi elde etmiş oluruz. İ üzeri 4'ü de arkadaşlar i kare çarpı i kare diye böldüğümüz zaman i karemiz eksi 1 çarpı eksi 1'den artı 1 gelmiş olur. Karmaşık sayılar konusunda başka da bilmemiz gereken bir şey yok. Birkaç tane soru çözelim şimdi. Ne diyor sorumuz? Reel katsayılı ikinci dereceden bir denklemin köklerinden biri 2-4i ise bu denklemi bulunuz. Biz kökleri verilen bir denklemi nasıl buluyorduk arkadaşlar? Denklem yazmayı nasıl yapıyorduk? Denklem yazma. Bir önceki dersimizde anlatmıştık zaten. X kare eksi kökler toplamı çarpı x artı kökler çarpımı şeklinde yazıyorduk arkadaşlar. Köklerimizden biri 2 eksi 4 i ise yani x birimiz eşittir 2 eksi 4 i ise x ikimiz de 2 artı 4 i olur. Kökler toplamımız buradan ne gelir? X1 artı X2 dediğimiz ifade eksi 4i artı 4i birbirini götürür. 4 elde etmiş oluruz. Çarpımları peki? X1 çarpı X2 dediğimiz ifade neye eşit olur? Buradan çarpma işlemini yapalım. 2 kere 2 4. X çarpı eksi 4i'den eksi 8i. 4i çarpı 2'den artı 8i. 4 kere 4 16. Eksi 16 çarpı i kare. Burası da eksi 1'dir zaten. Bunlar birbirini götürür. İfademiz neye dönüştü? 4 eksi 16 çarpı eksi 1'den artı 16 eşittir 20. Kökler çarpımımız da 20'ye eşitmiş. Şimdi denklemimizi yazalım. X kare eksi dedik. Kökler toplamı çarpı x. 4x artı kökler çarpımı dediğimiz olay da 20'dir arkadaşlar. Sorumuzun cevabı. Devam edelim. X kare artı 4 eşittir 0 denkleminin kompleks sayılardaki çözüm kümesini bulunuz arkadaşlar. Bir önceki dersimizde arkadaşlar buna benzer bir soru çözmüştük. Yani hiçbir sayının karesi eksi eşit olmaz demiştik. Mesela bu artı 4'ü karşı tarafa eksi 4 diye attığımız zaman ifademiz x kare eşittir eksi 4 böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söylemiştik. Fakat kompleks sayılarda yani karmaşık sayılarda böyle bir şey mümkündür. Sorumuzu çözmeye başlayalım. Bu ifadeyi x kare eksi 1 çarpı eksi 4 şeklinde yazamaz mıyız? Gene burası artı 4 etmiş olur. Devam edelim. Burası x kare eksi 1 yerine biz i kare yazamaz mıyız? Yani ifademiz neye dönüşür? Eksi 4 çarpı i kare olmaz mı arkadaşlar? Bu neyin açılımına benziyor? Bir tam kare açılımı. İfademiz şimdi neye dönüştü? X eksi 2i
çarpı x artı 2y'ye dönüştü arkadaşlar. Çarptığımız zaman gene biz bu ifadeyi elde ederiz. Bizden ne istemişti? Çözüm kümesini bulunuz. Burayı sıfıra eşitliyoruz. Burayı sıfıra eşitliyoruz. Yani bir tane kökümüz 2i olur. İkinci kökümüz de eksi 2i olur. Çözüm kümemiz 2i'ye eksi 2. Burayı da geçiyorum. B ve C gerçel sayılar olmak üzere bir tane Px polinom denklemi vermiş. Polinomun 1 kökü 3 eksi 2'yi karmaşık sayısıdır. Buna göre P eksi 1 kaçtır demiş. Arkadaşlar bir iki önceki soruyla hemen hemen aynıdır. Yani Px polinomunun denklemini vermesine gerek bile yoktu. 1 kökümüz x birimiz 3 eksi 2i ise x2'miz neydi? 3 artı 2i. Biz denklemi yazarken ne yapıyorduk? X kare eksi kökler toplamı çarpı x artı kökler çarpımı diyorduk. Kökler toplamımız nedir? X1 artı x2 dediğimiz ifade. Eksi 2 artı 2 birbirini götürür. 3 artı 3'ten 6 gelir. X1 çarpı x2 dediğimiz ifade. Çarpma işlemini burada yapalım. 3 kere 3, 9. 3 çarpı eksi 2'den 6i. 2 çarpı 3'ten artı 6i. Burası da eksi 4i kare gelir. Zaten burası eksi 1'di. Şu ifade artı 4'e dönüştü. Eksi, artı 6'yı, eksi 6'yı da birbirini götürdü. 9 artı 4'ten 13 elde ederiz çarpımlarını. Çarpımları da 13'tür. Şimdi Px polinomumuzu yazalım arkadaşlar. Denklemimizi yazalım. X kare eksi kökler toplamı 6x artı kökler çarpımı 13. Yani Px polinomumuz arkadaşlar bu ifadeye eşitmiş. Bizden neyi istiyor? P eksi 1'i istiyor. P eksi 1 dediğimiz olayla x yerine eksi 1 koyduk mu sonuca ulaşırız zaten. Eksi 1'in karesi eksi 6 çarpı eksi 1 artı 13. Eksi 1'in karesi zaten 1'dir. Eksi 6 çarpı eksi 1 de artı 6 eder. Artı 13'ümüz de burada var. Yani sorumuzun cevabını 20 bulmuş oluruz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.